bugün hatay.com'da Hatay halkına nerede o eski bayramlar sorusunu sorduk. Siz de yorumlarda kendi cevabınızı belirtebilirsiniz. YouTube, Instagram, Twitter ve Facebook'tan bizi takip etmeyi unutmayın. İyi bayramlar dileriz. Eski bayramlar. Nerede? Nerede? Ne bileyim ben nerede? Eski bayramları özlüyor musun? Herhalde özlüyorum canım. Hem de öyle özlüyorum ki. Ne yapıyordunuz eskiden bayramlarda? Eskiden akrabalara giderdik, gelirdik, konu komşuya. Ama şimdi öyle bir şey yoktur. Kalmadı ya. Kimse kimse selam vermiyor neredeyse. Vallahi eski bayramlarımız çok güzeldi. Şimdiki bayramlar bayram değil. Ya neler değişmedi ki mesela? Eskiden bayramlarda büyükler ziyarete gidilirdi. Şu anda yani öyle bir şey yok. Yüce sağlıklı bayramlar temin ederim herkese. Eski bayramları iple arıyoruz. Bu zaman gibi ekonomik sıkıntılar yoktu. Yine Allah'ımıza şükür ederim. Teşekkür ederim. Çocuklar nasıl? Çocukken gerçek çocuklar çocukluğunu yaşıyor. Özellikle saygı, sevgi sonsuzdur. Şu andaki gibi maalesef değil. Vallahi hiç bilmiyorum ben. Bana değildi, normal. Her bayramda bir heyecan, bir mutluluk vardır mutlaka. Şimdi de aynı devam ediyor. Bayram bayramdır. Tabii daha iyi, daha her şey daha uygun. Daha iyiydi de daha önceki bayramlar. Sürünerek yaşadık. Yaşamak mı o zaman bizim? Nerede kim ayakkabı alıyordu ki o zaman? Lastik ayakkabı giyiyorduk o zaman. Şimdi çok şükür her şey bol. Eski bayramları özledik, tabii ki özledik canım. Valla babamız bize ayakkabı alırdı, başucumuza koyardı. Sabahleyin onu giymek için akşam uyuyamaz. Heyecanlan, evet. Hiçbir şeyin insanlar farkında değil. Geçim sıkıntısı var, geçim zorluğu var. Yani eski düzen daha iyiydi. Eski bayramlar bitti. Bitti artık, yeni bayramlara başladı. Eski bayramlar geçti. Bayramları çok iyiydi. Sahura kalkıyorduk sabahleyin. Televizyonumuzu açıyorduk, orucumuzu, yemeğimizi yiyorduk. Yani çok yedik, çok güzeldi. Ama şimdi hiçbir şeyin tadı kalmadı. Çok güzeldi embire, ekşiyi, giysilerimizi giymek. Şimdi hiçbir şeyin tadı yok. Bayramlar nasıl? Çok iyi. İyi miydi eski? Çok keyif, güzel. Eski bayramlar güzeldi. Ne yapardınız çocukken? Sayılırdım, sevinirdim küçükken. Büyüklerimizin ellerini öperdi. Giyinirdik, büyüklerimizin ellerini öperdi. Yandı bitti köy, yediler. Hepsini bitirdiler çok şükür. Yani hiçbir heyecan yok maalesef. Öğretmen okulu mezunuyum. Bir hafta önce geldik Adana'dan. Hazırlıklar yapılır. Yeme, içme alabildiğini. Şimdi ortama bakıyorsunuz. Ne yiyecek? Her şey pahalı. Vatandaş yetiştiremiyor. Emekli zaten bitmiş. Vallahi ne var? Çocukların bir sevinci vardı, bir bayram sevinci vardı. Şimdi ne bileyim öyle bir sevinci yok yani. Ne bir bayramın sevinci var ne bir şey. Allah hakkımıza hayırlısını versin. Çocukken ailelerinin yanına giderdi. Bayramda çıldırırdı. Kola şeker dağıtırlardı. Karşılık aldılar çocuklar. Yeni elbiseler giyinirlerdi. Güzeldi yani. Şimdi hiç kimse kimsenin yanına gitmiyor. Herkes korkuyor çünkü cepte para yok. Ya güzeldi tabii her şey. Eski her şeyin eskisini aramıyor ama eskisi bulunmuyor artık. Maalesef hiçbirini yaşayamıyoruz artık. Neden? Vatandaşımız, insanlarımız artık eskisi kadar duyarlı değil. Çocukluğumuzda biz bir hafta öncesinden onun heyecanını yaşayarak yatardık. Rahmetli annem, Allah nur içinde yatırsın. Ben bayramlığımı yastığımın başucuna koyarak yattığımı hatırlarım. Biz çocuklarımıza bayramlık beğendiremiyoruz. İyiydi, bayramlar iyiydi. Her şey boldu. İstediğimizi alabiliyorduk. Velakin şimdi alamıyoruz. Eskide kaldı. Çok iyiydi. Nasıl? Yani daha mutlu oluyorduk. Ne yapardık? Tabii bayramlaşıyorduk. Vallahi şimdi ağır ama gene yaşıyoruz işte. Eskide kaldı. Çok canlıydı. Her şey farklıydı. Ama şu an eski bayram kalmadı. Oynardık, gezerdik, harçlık alırdık. Şu an bir şey göremiyoruz. Hep eziyet, hep kötülük. Valla hayalde kaldı artık. Yaşatamaz olduk eski bayramları. Kimse onları düşünmez oldu. Ha ben arzuluyorum. O kadar arzuluyorum ki o muhabbeti, o büyüklere saygıyı, o hürmeti özlüyor yani. Vallahi eski bayramlarımız her şey ucuzdu. Ekonomik durumlar güzeldi. Birlik, beraberlik vardı, düzenlik vardı. Şimdi herkes kendi karnının derdine düşmüş. Ekonomik sıkıntılar bir yanda yani insanın tadı tuzu kalmıyor. Eski diyeceğimiz bu kadar zaten. Vallahi yok ama genelde yani yapmaya çalışıyoruz. Mesela ya çocuklar geliyor ya biz çocuklara gidiyoruz ya da biz çocukken, ben çocukken köydeydim. Bayram daha farklı geçerdi. Ama sonra burada tabii şehrin içinde daha farklı kültürler yani köyden.